Birçok nedeni var tabii. Yani kış döneminde daha çok işte virütik enfeksiyoz nedenlerden oluyor. Ama hani bunun kronikleşmiş bir faranjit dediğimiz nedenleri de var. Artı işte bademcikler iltihaplandığı zaman da boğaz ağrısı yapar. Yani şöyle bademcik iltihapları ve faranjit Evet. olarak boğaz ağrısını ikiye sınıflandırabiliriz, ikiye ayırabiliriz. Bademcik iltihabı çok ağır geçen bir genelde bakteriyel bir enfeksiyon oluyor. 39-40 derece ateş, eklem kas ağrılarıyla gider. Çoğu zaman enjeksiyon yani iğne tedavisi veriyoruz bunda. Özellikle çocuklarda beta streptokok dediğimiz o bakterilerin yerleşmesi sonucu tekrarlayan bademcik enfeksiyonları veya PAFA sendromu dediğimiz her ay süren bademcik iltihapları olabiliyor. Senede 4'ü 5'i geçtiği zaman ameliyatla bunları almak gerekebiliyor. Vücuda zarar verdiği için artık bu enfeksiyonlar. Onun dışında faranjit dediğimiz boğaz bölgesinin enfeksiyonu var. Bu yeni başlayan bir olaysa çoğu zaman virüs tik nedenli. Ama işte o bitki çaylarıyla falan eğer bak kullanıyor geçmiyorsa bir hafta 10 gündür veya biraz ateş falan gibi şeyler de yapıyorsa o zaman bakteriyel enfeksiyon da olmuş olabiliyor. Yine antibiyotik tedavisi veriyoruz. Onun haricinde alerjik nedenli bir faranjit de olabilir. Sürekli işte burun tıkanıklığı, geniz akıntısına bağlı olaraktan boğazında yanma hissedebiliyor hastalar. Onda alerji tedavileri, burun açıcı ilaçlarla düzeltiyoruz. Veya kronikleşmiş 3 aydan fazladır boğazı ağrıyorsa, artık Gıcık gıcık yapıyorsa, işte yapıyorsa, sürekli böyle bir yani ateş falan halsizlik yok ama geçmeyen bir boğaz ağrınız boğaz var. Bu ağrısı da var. 3 ay, 4 ay, 6 Keyifsiz. ay, 1 senedir varsa çoğu zaman kronikleşiyor. Ayrıca reflüye bağlı, mide sıvısının boğazı tahriş etmesine bağlı da faranjitler görüyoruz. Onlar da yine işte mide ilaçları veya işte anti reflü ilaçlarla tedavi ediyoruz. Veya işte sigara gibi işte madde kullanımına bağlı da yine boğaz ağrıları var.